Evet, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretileri hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Çok önemli bir video içeriğiyle beraberiz. Önünüzdeki ders notu kitabınızdan da gördüğünüz gibi kamu tüzel kişiliğinden bahsedeceğim. Kamu tüzel kişiliği devlet tüzel kişiliğiyle çok karıştırılıyor. Kamu tüzel kişiliği tam oturmazsa hiyerarşi, idari vesaire soruları yapılamaz. Aşağıdakilere hangisinin kamu tüzel kişiliği vardır yoktur şeklinde çok fazla sorular geliyor. Yapmanızda problem yapamama gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Kamu tüzel kişiliğini anayasadan alanlar, kendi kanunlarından alanlar, anayasada belirtilip de kamu tüzel kişiliğini anayasadan almayıp kendi kanunlarından alanlar vesaire vesaire gibi çok önemli başlıklardan bahsedeceğim bu videoda. Bu videonun devamında, iki videoya böleceğim burayı. Bu videonun devamında hiyerarşi, idari vesaire, kamu hizmetleri bunlardan bahsedeceğim. Yani çok önemli ard arda bu ve bundan sonraki iki video inanılmaz önemli. Soru potansiyeli neredeyse %100'e yakın. Tamam. Şimdi bunda, eğer ki bu kamu tüzel kişiliği videosunu, kamu tüzel kişileri videosunu bitirdikten sonra arkasında mutlaka bir bütündür. İdari vesayet hiyerarşi, idarenin bütünlüğünü de izle, bitir. Bitirdikten sonra mutlaka havada kalacak bu bilgiler çünkü mutlaka hukuk öğretir soru bankası kitabından arkadaşlar ilgili bu videonun da kamu tüzel kişiliği ile ilgili, idari vesayet hiyerarşi ile ilgili sorularını mutlaka çöz diyorum. Haydi vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Şimdi arkadaşlar kamu tüzel kişiliği dediğimizde aklımıza kendi araçlarıyla, gereçleriyle, personel yapısıyla, personeliyle, bütçesiyle kendine ait bir yapısı var bunların. Arkalarında kim var? Devlet var, devlet var, kamu gücü var. Hocam kamu gücü varsa ne anlama gelir? Kamu gücü varsa bunlar kamulaştırma yapabilir. Kamu gücü varsa bunlar yönetmelik de çıkartabilir. Hatırla, yönetmeliği kimler çıkartabilirdi? Anlattık önceki videolarda. Kimler? Cumhurbaşkanı çıkartabiliyordu. Bakanlıklar çıkartabiliyordu. Bir diğeri kimdi? Kamu tüzel kişiliğine de yönetmelik çıkartabiliyordu. Örnek veriyorum. Köyler kamu fakülte yönetmelik çıkartabilir mi? Hayır. Üniversite çıkartabilir mi? Evet. Neden? Üniversitenin kamu tüzel kişiliği vardır. Fakültenin yoktur. Fix bir soru. Örnek veriyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gel İdaresi Başkanlığı bunlar yönetmelik çıkartabilir mi? Çıkartamaz. Neden? Çünkü kamu tüzel kişilikleri yoktur. Ama köyler, belediyeler, ilçe belediyesi, il belediyesi, büyükşehir belediyesi bunlar yönetmelik çıkartabilir mi? Evet çıkartabilir. Hocam bunun sebebi ne? Kamu tüzel kişisi olmaları. Çünkü kanun koyucu demiş ki Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri yönetmelik çıkartabilir demiş. Haydi bakalım. Devam ediyorum. Kamu tüzel kişileri kamu yararını sağlamak amacıyla devlet tarafından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ve kanunla kurulurlar. Yani neyle kurulurlar? 2017 1. ayın 21'inden önce arkadaşlar şu şekildeydi. Diyor ki ancak kanunla veya da kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılır ibaresi değişti. Neden de artık kamu tüzel kişileri kanunla Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur dendi. Tamam. Neyle kurulurmuş kamu tüzel kişilikleri? Fix bir sorudur. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamu tüzel kişiliği kurulabilir mi? Evet kurulabilir. Başka neyle kurulur? Kanunla kurulur. Yani size sınavda 1, 2, aha şöyle de 3 diyelim parlamento kararı. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileriyle kamu tüzel kişiliği kurulabilir? Cevabımız 1 ve 2 olacak. Kurulamaz derse yalnız 3 olacak. Fix bir soru tipidir. Tekrar tekrar hukuk öğretir soru bankası kitaplarında denemelerde yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. ÖSYM burayı, senin sınavını hazırlayan kurum burayı çok fazla seviyor. Peki devam edelim. Hocam bunlar kamu gücü aracılıklarına sahiptirler. Tamam da yani bunu biraz açalım mı? Tabii ki biraz açalım. Hatta biraz değil, derinlemesini açalım. Kamu gücü aracılığı nedir? Hocam bunlar yönetmelik çıkartabilir. Hocam bunlar kamulaştırma yetkileri vardır. Aldığı kararları başka bir makamın onayına gerek kalmaksızın icra edilebilirlik özelliği vardır. İlerleyen videolarda anlatacağım arkadaşlar idari işlemlerde.
Yani re'sen icra edilebilirlik, başka bir makamın onayına bırakmıyorsun. İcra edilebilirlik, hayata geçirme, uygulama imkanı vardır. Malları kamu malı niteliğindedir. Hocam kamu malı niteliğinde çok önemli ya. Kesinlikle çok önemli. Katılıyorum sana. Neden katılıyorum biliyor musun? Kamu malıysa haciz edilemez, kamulaştırılamaz, devredilemez, sınırlı bir ayni hak kurulamaz. Hocam sınırlı bir ayni hak neydi? Medeni hukukta anlattık bunları. Medeni hukukta çok derinlemesine anlattık. Tamam. Lütfen eğer senin sınavında medeni hukuk çıkacaksa derinlemesine anlattık. 4 ayrı pakette anlattık. İşte başlangıç hükümleri, kişilik hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukukunda çok derinlemesine bunları anlattık. Sınırlı ayni hak kurulamaz. Zaman aşımı yoluyla kazanılamaz. Neden kazanılamaz? Neden? Çünkü bunlar bir kamu malı. Bunların malı kamu malı niteliğindedir. Bunlar kim? Kamu tüzel kişisi olanlar. Hocam bunların ayrı bir araç, gereç ve personelleri vardır. Bunların ayrı bir bütçeleri vardır. Kendi içlerinde ne vardır? Bak dikkat. Kendi içlerinde bir hiyerarşi vardır. Yani kurum içerisinde en üstte bulunan amir, personelin hiyerarşik amiridir. Onlara emir, talimat verirler. Kendi içlerinde hiyerarşi, dışarıdan gelen, yani devlet tüzel kişiliğinden gelen, merkezi yönetimden gelen, işte denetimler vesaire ilişkilere ben ne diyorum arkadaşlar? Ne diyorum? İdari vesayet diyorum. Yani demek ki kamu tüzel kişileri kendi içinde neymiş? Kendi içerisinde bir kamu tüzel kişiliği var. Olduğundan dolayı hiyerarşik denetim söz konusudur. Ama bu kamu tüzel kişisine başka bir yerden bir müdahale, bir ilişki, bir denetim vesaire geliyorsa işte ben bu ilişkiye ne diyorum? Bu zırha dışarıdan bir temas geldiğinde idari vesayet. Bu zırhın kendi içerisindeki yaşadığı ilişkiler hiyerarşi, dışarıdan bir şey geldiğinde, başka bir kamu tüzel kişisinden bir şey geldiğinde, bir ilişki geldiğinde, merkezi yönetimden geldiğinde, başkent teşkilatından geldiğinde, taşradan geldiğinde ne diyorum hocam? İdari vesayet diyorum. Hop idari vesayet. Hop idari vesayet. Kendi içerisinde ise ne diyorum ben buna? Hiyerarşi diyorum. Biraz daha açacağım. Bundan sonraki videoda idari hiyerarşi ile ilgili öncelikle kamu tüzel kişiliğini tam olarak oturtman lazım. Bunu oturtturduktan sonra bir sonraki videoda idari vesayet hiyerarşi ile ilgili aklında hiçbir şey kalmayacak. Çıkmış soruları da çözebilirsin. Hiç problem değil. Önüne gelen sorulara baktığında, hukuk öğretim sorularına baktığında bunlar niye bu kadar basit ya diyeceksin. Böyle bunlar niye bu kadar basit diyeceksin. Hatta bir tık öteye taşıyorum. Sınavda bununla ilgili soru geldiğinde ki gelecek. Böyle yapacaksın ha. Çok kolay sormuşlar ya. Bir çıkacaksın. Herkes yapamamış. Tartışıyor soruyor. Sen diyeceksin ki sorunun kolay olduğuna ben üzülüyordum. Siz yapamamışsınız. O zaman harika olmuş. Ben iyi öğrenmişim diyeceksin. Peki devam ediyorum. Kendi işlerine hiyerarşik dışarıdan bir ilişki geldi mi? İdari vesayet diyoruz. Kamu tüzel kişinin aldığı kararlar hukuka uygunluk karinesi hükmündedir. Ne demek istiyorum hukuka uygunluk karinesi? Yani kamu tüzel kişinin aldığı kararları hukuka uygun kabul edilir. Yani kanun mahkemeler tarafından iptal edilmedikçe, ortadan kaldırılmadıkça yanlış bir karar da olsa hukuka uygun kabul edilir ve yürürlükte olur diyoruz. Peki geldik bir soru tipi daha. Özellikleri bir soru tipidir. Neyle kuruldukları bir soru tipidir. Şöyle şunları neyle kuruldukları özellikleri birer soru tipidir. Bir de arkadaşlar soru tipi olarak şu geliyor bir de bu geliyor. Dikkat! Kamu tüzel kişiliğini anayasadan alan kuruluşlar. Hocam anayasadan kimler kamu tüzel kişiliğini alır? Meslek kuruluşları, üniversiteler, TRT, belediye, il özel idaresi, köy. Peki anayasada ismen belirtilip bunların birkaç detayını yaptık arkadaşlar önceki videolarda. Onlara bakmanızda fayda var. İl idaresinden önceki notlarınızda vardı. Peki anayasada ismen belirtilip de kamu tüzel kişinin kanun ile verilen kurumlar nedir? Yani anayasada ismen yer alıyor. İsmen ben buradayım diyor. Anayasa bundan bahsetmiş rütük olarak. Anayasa bundan bahsetmiş YÖK olarak. Fakat Kamu denetçiliği kurumu olarak da anayasa bundan ismen bahsetmiş ama kamu tüzel kişiliği vardır dememiş. O zaman bunlar kamu tüzel kişiliğini anayasada ismen var olup
olmakla birlikte kamu tüzel kişiliğini kendi kanunlarından alırlar. Tamam, bunlar 3 tanedir. Sınavda da potansiyel sorudur. Kim? Say. 1. YÖK. 2. 3. Kamu Baş Denetçiliği Kurumu. Kamu Denetçiliği Kurumu. Bunlar anayasada ismen yer alır ama tüzel kişiliğini kendi kanunlarından almışlardır. Peki. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Hocam, devlet tüzel kişiliği içerisinde bir kurum yer alıyorsa bu kurumun kamu tüzel kişiliği yoktur. Tamam? Bak dikkat, yoktur. Çünkü neden? Bu bir devlet çatısı içerisinde yer alıyor. Devletin içerisinde yer alıyor. Devletin bir birimi, devletin bir birimi kendi içerisinde, yani Merkezi Yönetim Taşra Teşkilatı'nı böyle götür. Gözünün önüne getir. Merkezi Yönetim Taşra Teşkilatı kendi içerisinde yer aldığından dolayı ne diyoruz arkadaşlar? Devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alır. Meclis, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Diyanet, Diyaneti boyuyorum arkadaşlar. Sürekli sorarlar kamu tüzel kişiliği var mı derler. Yok diyeceksin. Veya da dolaylı yönden sorarlar. Diyanet İşleri Başkanlığı yönetmelik çıkartabilir mi derler. Çıkartamaz. Neden? Kamu tüzel kişiliği yoktur. Hocam, bakanlıkların da cumhurbaşkanlıkların da kamu tüzel kişiliği yok ama yönetmelik çıkartabiliyor. Çünkü yönetmelik çıkartabilecekler içerisinde sayılıyor. Tamam. Devam ediyorum. Avrupa Birliği Başkanlığı devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alır. Devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alır. Kamu tüzel kişiliği yoktur. Bakanlıkların taşra ve yurt dışı teşkilatları, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu, AFAD. AFAD bugünlerde çok önemli bir kurum arkadaşlar. İsmen çok geçiyor. Sel, depremlerde vesaire çok aktif görevleri var. AFAD, AFAD, AFAD kamu tüzel kişiliği yoktur. Yargı organları, boyadıklarım arkadaşlar sürekli soru olarak soruyorlar. Yargı organları, Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığına bağlı, istihbarat, HSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet, arkadaşlar jandarmayı soruyorlar, emniyeti soruyorlar, Geri İdaresi Başkanlığı'nı soruyorlar, Göç İdaresi'ni soruyorlar, Metrolojiyi soruyorlar, sürekli soruyorlar. Hep bunların ayrı bir tüzel kişiliği vardır diyorlar. Aman ha aman, yemezler, yemezler, bunların ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Peki, devam ediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle kalemi aldım. Merkezi İdare'nin taşra teşkilatları, TAP Kadastro Genel Müdürlüğü soruyorlar sürekli. Kamu tüzel kişiliği yoktur. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, kamu tüzel kişiliği yoktur. Peki, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği usul ve esasları, çalışma sistemi ne ile düzenlenirdi? Ne ile düzenlenir? Cevap ver lütfen. Yorumlara yazar mısın? Önceki videolardan geldin. Yorumlara yazmalısın bunu. Cumhurbaşkanlığı anlatırken anlattım. Tamam, lütfen. Neyle düzenlenir? İki şıkka indiriyorum. Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Sana bıraktım. Yorumlara yaz. Şimdi arkadaşlar, devam ediyorum. Kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlar, kuruluşlar, idareler. Bunların kamu tüzel kişiliği vardır. Bunların, yani biraz önce kamu tüzel kişiliğiyle bahsettiğim tüm özelliklerinden faydalanırlar. En önemlisi ve en son gelen arkadaşlar TÜİK'ti. TÜİK devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alırdı. Değişiklikle birlikte ayrı bir tüzel kişiliği artık var. Tamam. Şimdi boyamaya başlayalım. TÜİK çok önemli. Büyükşehir Belediyesi, belediyeler, bak belediyeler, il özel idaresi. Bak bunları boyamaya devam ediyorum. İl özel idaresi, köy, üniversite, TRT. Devam ediyorum. Savunma Sanayisi Başkanlığı çok önemli. Bunların kamu tüzel kişiliği var. ÖSYM. ÖSYM. YÖK'ü yazmış mıyız? Öbür sayfaya geçiyor mu? Geçiyor. YÖK'ü yazmamışız. YÖK'ü ekleyelim şuraya. Belki de yazmışızdır. Görmüyorum. YÖK'ün de kamusal kişiliği var. Peki. Devam ediyorum. Atatürk Kültür Merkezi. Atatürk Araştırma Merkezi. YÖK. ÖSYM'nin yanında YÖK yazmışız. Ben hala buraya yazıyorum. Peki. Devam ediyorum. TÜBİTAK. Türk Tarih Türk Dil Kurumu. Türk Tarih Türk Dil Kurumu. Devam ediyorum. Bağımsız idari otoriteler, kamusal kişiliği var, SGK'nın var, özelleştirme idaresinin var, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası'nın var, TOKİ, Devlet Demiryolları, Petrol Ofisi, Petrol Araştırma gibi bir ismi var arkadaşlar, Türk Hava Yolları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ormanlar Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, özellikle Ormanlar ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nü sürekli soruyorlar. Sürekli soruyorlar. Bunların kamu tüzel kişiliği vardır. Peki Türkiye İş Genel Kurulu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, bunların da kamu tüzel kişiliği vardır. Peki
Devam ediyoruz arkadaşlar. Düzenleyici ve denetleyici kurumların var mı? Var. PTT'nin var mı? Var. DOKAP, GAP, DAP. Bunlar arkadaşlar hangi iller DOKAP'a, hangi iller GAP'a, hangi iller DAP'a dahildir diye sınavlarda soru olarak geliyor. Lütfen görev kaymakamlık mevzuat kitabını, özellikle kaymakamlık sınavına hazırlanıyorsan 3 ciltten oluşan bu kitabın canına okumalısın. Peki, devam ediyorum. Meslek kuruluşları. Kimdi arkadaşlar meslek kuruluşları? Tabipler Odası, Eczacılar Odası, Mimarlar Odası, Barolar Birliği vesaire. Bunların da kamusal kişiliği var. Ben burada tek tek şuraya yazmanı istediğim şeyler, kamusal kişiliği olmayan ve benim de önemli dediğim İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, bunları mutlaka tek tek yaz. Diyanet İşleri Başkanlığı, sınavda sürekli soruyorlar. Bunların kamusal kişiliği yok. Şimdi arkadaşlar, önceki videolardan geldiğinden dolayı sana şunu söyleyeceğim. Hatırla, ofislerin, Cumhurbaşkanlığı ofislerinin FİTYO olarak kodladığımız işte finans yatırım ofislerinin kamusal kişiliği var mıydı? Vardı. Cumhurbaşkanlığına bağlı olan kuruluşlar vardı. Bunlarda arkadaşlar Savunma Sanayisi Başkanlığı'nın kamusal kişiliği var mıydı? Vardı. Peki, bir tane de Türkiye Varlık Fonu vardı. Türkiye'nin Varlık Fonu tartışmalı ama aldığı yetkilerden dolayı kısmi de olsa kamusal kişiliği olduğu kabul ediliyor. Tamam. Peki sınavda çıkarsa karşımıza ne yapacağız? En son yapılan bir kurumda yükselme sınavında Anadolu Üniversitesi tarafından yapılıyordu. Bu sınavda aşağıdakilerden hangisinin kamusal kişiliği yoktur şeklinde bir soru geldi. Bu soruda cevap, net olarak söyleyebileceğimiz cevap Diyanet İşleri Başkanlığı'ydı. Cevap oydu. Ama diğer şıkların bir tanesine Türkiye Varlık Fonu'nu koymuş. Demek ki Anadolu Üniversitesi ve soru hazırlayan yetkili yerler Türkiye Varlık Fonu'nun kamusal kişiliği olduğunu resmen kabul ediyorlar. Demek ki savunma sanayisi derse, Türkiye Varlık Fonu derse ve Cumhurbaşkanlığı ofisleri derse kamu tüzel kişiliği var diyeceksin. Tamam. Anlaşıldı galiba. Özetlemek gerekirse kamusal kişileri neyle kurulurdu? Anayasayla, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Kendilerine ait bütçeleri var, personeli var, araç gereçleri var, yönetimi var, her şeyi var, kamulaştırma yetkileri var. Bunların yaptığı işlemler hukuka uygun olarak kabul ediliyor. Aksi ispatlanana kadar anayasadan ismen yer alıp da kamusal kişinin kendi kanunlarından alanlar vardı. 3 taneydi. Biri kamu denetçiliği kurumu, biri RTÜK, biri YÖK. Devlet tüzel kişinin içerisinde yer alanların kamusal kişiliği yok. İşte düzenleyici denetleyici kurumların, bağımsız otoritelerin, meslek kuruluşlarının ve diğerlerinin kamu tüzel kişiliği vardır diyorum. Kamu tüzel kişisi kendi içerisinde hiyerarşik denetime tabidir. Ama kamu tüzel kişisine dışarıdan bir tepki gelecekse biz buna idari vesayet diyeceğiz. Tamam. Var mı buraya kadar bir problem? Yok. Kamu tüzel kişiliği bitmiştir. Bir daha açılmamak üzere bitmiştir. Senin şimdiki görevin görev kaymakamlık kitabından detaylı bir şekilde soru çözmek. Tamam. Haydi bakalım. İyi oldu değil mi? Videoyu beğenmeyi unutma. Kanala abone değilsen kanala abone olmanı tavsiye ederim. Rica ederim. Hoşça kal. Her neredeysen sana selam olsun. Unutma, sen istemesen de hukuk öğretir.